Çinli teknoloji firmasının ürettiği robot köpekler Türk firması tarafından kullanıcıya göre entegre edilerek hizmete sunulacak. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Deep Robotics tarafından üretilen X20 model robot köpeği ileri teknoloji firması işbirliğiyle tanıtıldı. Merdiven çıkabilen, her türlü arazide hareket edebilen, suda, karda, buzda yol alabilen robot köpek, savunma, inşaat, endüstriyel uygulamalar, fabrikalar, enerji istasyonları, boru hatlarının güvenliği, devriye görevleri gibi birçok alanda kullanılabilecek. Öte yandan robot köpek, DPM Tech firması yetkilileri tarafından kullanıcıya entegre edilerek hizmete sunulacak. Biz iki kurucunun da uzun yıllara dayanan özellikle savunma sanayinin çeşitli sektörlerinde, çeşitli firmaları alanında yöneticilik tecrübemiz mevcut. Bu tecrübelerimizi bir startup firma bünyesinde özellikle Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı şirketlerinin alt yüklenicisi olarak hizmet sağlayıcı bir firma rolüyle devam ettirmek amacıyla kurulduk. Faaliyetlerimize bu kapsamda devam ediyoruz. Bizler de Çin'in önemli üreticilerinden olan Deep Robotics firmasının Türkiye temsilcisi olarak faaliyetlerimize başladık. Burada görmüş olduğunuz robot firmanın X20 adındaki en gelişmiş ürünü. Kendisi 50 kilo ağırlığında, 85 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. 4,5 saat kesintisiz şarj süresi var. 30 dereceden fazla eğimlere tırmanabiliyor. 15-20 santim yüksekliğindeki basamakları inip çıkabiliyor. 50 santim mesafedeki boşluklarda zıplayarak geçebiliyor, yüzebiliyor. Suyun altında, yağmurun altında faaliyet gösterebiliyor. Yoğun olarak kullanıldığı sektörler bunlar ama sivil sektörde, inşaat alanında, endüstriyel uygulamalarda, fabrikalarda, enerji istasyonlarında, boru hatlarının güvenliğinde, sınır güvenliğinde, devriye görevlerinde, itfaiye görevlerinde, lojistik görevlerinde sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bugün tekerlekli araçları kullanabildiğiniz her alanda bu dört bacaklı robot köpekleri de kullanabiliyorsunuz. Firmada sadece bu robotik platformları platform olarak üretiyor. Fakat son kullanıcının ihtiyaçları konusunda robotun çeşitlendirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi için gerekli olan entegrasyon faaliyetlerini bizler gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla son kullanıcının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve robot platformunun bu ihtiyaçlara göre ayarlanabilir hale getirilmesi bizim sorumluluğumuzda. Aslında burada da katmış olduğumuz Türk mühendislik gücünün yerli ve milli imkanlarla arttırılarak robota entegre edilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi.